ekonomik durumları soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi nasıl değerlendiriyorum? Batmışız da. Batan şu İyi an... diyenler de var. Batmış kim iyi diyenler? Yo neyi diyenleri be? Onlar formalite be. Batmış, her şey batmış. Millet aç, susuz, perişan. Her şey gayet güzel. Hatta açım diyenler, geçinemiyorum diyenler, bunlar parayla tutulmuş adamlar vesaire diyorlar yani. Ya ne parayla, hepsi aç be. 2 milyar alıyor emekli maaşı. Hepsi aç millet. Ben biz kendimiz de çalışmıyoruz. 4 kişi evde otururuz. İş yok. Hepsi millet aç ama millet herkes 4 kişi de seçimi bekliyor. Niye abi? Seçim gelsin abi, değişsin artık. Bir değişiklik şart. Yorulduk artık. Peki sence bir erken seçim olur mu? Olmaz. Yapmaz abi. Yapmaz. Oldu ki oldu diyelim. Sen aklındaki lider kim? Allah aklıma ben bu sefer değiştireceğim ya. Bu zamana kadar kime veriyorsun? Bu sefer hep bu tarafta, şimdi bu tarafa geçtik. Bu taraf dedin. Ya biliyorsun. Bu zamana kadar AK Parti hükümetini destekledin. Yok şimdi destekleme bitti yani. Desteklemeyeceğim diyorsun. Yok bitti. Bugüne kadar desteklediğin insanlar bu hayatı sana reva gördü. Şimdi niye şikayet ediyorsun? Bittik battık abi, yok geçinelim. Onlar reva gördü bunu sana. Biz bilmiyorduk böyle. Sen destekledin, onlar da bu hale seni getirdi. Biz bilmiyorduk böyle olacağını. Biz nereden bilelim yani, Allah Allah. Hepimiz bir ülkenin vatandaşıyız dedik. Hepimiz düzelteceğiz ülkemizi. Eyvallah. Biz nereden bilelim böyle durum buraya doğru gider. Peki, teşekkür ederiz. Size de soralım abi. Buyurun. Genel geçimler, ekonomik durumları soruyoruz abi. Nasıl gidiyor diye. Kardeşim sıkıntı var ama tarih boyunca bizim hiçbir zaman için istediğimiz bir seviyede ne hükümetler oldu ne de bir rahatlığa erdik. Bugün evet, bugün sıkıştık. Eğer hemen yarın daha iyisi olacaksa değiştirelim. Böyle bir saçma bir şey olmaz ya. Hükümet değiştiğinde gelen neyinden düzeltecek? Ya bizim beynimiz yok mu ya? Bizim aklımız yok mu? Neden böyle olduğunu bir kere araştırıyoruz mu kendi kendimize? Araştırıyoruz abi. Nedir mesela? Sıkıntı daha düne kadar iyiydik. Bugün... Mesela ben sana sorunlarından neden kaynaklandığını söyleyeyim. Söyle. Ekonomik durumun çoğu üretimden kaynaklanıyor. Doğru mu? Evet. Bak, çözümünü biliyormuşuz demek. Tabii ki biliyoruz. Bugüne kadar diğerlerini söyleyeyim. 55 puan almış adam mülakat yapıyor. 95 puan almış adamı mülakatta eliyor. Ha sen kimsin? Daha 55 almışsın. Senin onu yargılama zekan mı var? Bak o hainlik tarih boyunca, bu liyakatsızlıktan oluyor. Bu hainlik tarih boyunca hep oldu. Adamcılık, ahbap savuş ilişkisi karışma bugün hükümette de var, bir öncekilerinde de var. Eğer ondan girersek ekonomi düzelmez. Herkes de var diye doğru mu abi? Ne? Yani herkes yaptı diye bunu doğru bir şey mi? Tabii ki doğru değil. Ama yapılıyor. Bugün belki sana da sorsan sen yapılması lazım. Onu sabit tutacağın ve de yapacağın bir fikrin var mı? Bir ne yapabilirsin sen mesela? Mesela yapmamak için ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Değiştirmek neyi halleder? İstanbul değişti. 20 senedir. İstanbul değişti. Var mı bir şey? Var. Sana mı? Ne olmaz var? Mı? Ne var? Var. Söyle bir tane. De ki, sen adam geldi bunu. Sen topal ördeğin ne olduğunu biliyor musun? Bize sağlam ördek lazım. Soruma cevap ver. İktidardaki adam elini kolunu bağlamış. Bir yardım neyi toplayacak. Söyle bir tane. Söylüyorum işte. Söyle hayır. Toplanan yardım paralarının bloke edildi mi? Bak, sen 28 milyar almış borcu 41'e çıkarmış. Yaptığı ne? Konuşmadım ben de. Ya işe gelmeyince yapmış etmiş yani. Tartışmıyorsan konuşmayız o zaman yani. Kardeşim tamam, hep hata bizde. Yani hükümeti değiştirmekle yer düzeltecekse yarın değiştirelim. Tamam mı? Şimdi şu iki birkaç aydır böyle sıkıntı oldu. Daha önceden herkes iyi kötü rahattı. Yanlış konuşuyorsun. Sen doğrusunu konuş amca. Yanlış bak. Tamam. Bak. Yanlış bak. Bire bir düşersen olmaz bu işe. Efendim bak. Ha, boş ver tamam. Abi senin milleti kandırmayın. Fatura ne kadar geldi abi? He? Son fatura ne kadar abi? Yaktığım kadar geldi. Yaktın. Ne kadar yaktın? Ne kadar yakmışsam o kadar gelmiş. Hakkı mı sence? Bak beyefendi bak. Ne? Ben ekonomiye bakarım Türkiye'nin iyi olup olmadığı. Ne yapacak peki? Boşuna kandırıyorsunuz milleti. Hazine mi var? Gelen adam hazineyi mi atacak? Bu kadar popopla olmayın. Bu kadar pop olmayın. Söylesene bir şey. Değiştirmeden nereden bileceksin? İşte. Ben 200 1 liralık şey 10 liraya yaptım. 170 lira. Sen neyi konuşuyorsun? Bugün birkaç sene sonra düştüğünde diyecek misin ki bak ekonomi düzeldi de düştü. Şu an ayakta mıyız? Tabii ki ayaktayız abi. Böyle korkak mıyız ya? Az yerim. Tamam mı? Yerine göre birçok yerlerden kısıtlarım. Sen talebeni yurt dışına göndermek için devletten ne alıyorsun? Ben göndermiyorum ki. Benim burada ne varsa o yeter bana. Şu anda senin seçtiğin milletvekili İstanbul Büyükşehir'den 100 milyon lira para dışarıda staj yapıyor. Hangi tarihte olmadı? Hangi tarihte değil? Var mı? Ben meclis personeliydim. En kötü dönem bu dönem. Bundan daha kötüsünden kork. Bundan daha kötüsünden korkmamız lazım. Onun için
Hiç şey etmeye gerek yok. Demişler şaraplar, demişler ki Erenler şunu bir dene bakayım en kötüsü hangisi? Birinciyi denip tırt demiş, kaldır diğerleri. Niye diğerleri denip bundan kötüsü olmaz. Verdi cevap, bundan kötüsü olmaz. Daha halk kork, dayı daha kötüsünden kork. Arkadaşın mantığına göre hiç değiştirmemek lazım. Ömür boyu devam etmesi lazım. O evet. Zaman parlamento bir kanun evet. Çıkarsın. Evet. Desin ki, desin ki çok komik oldu şimdi. Öyle desin ki ömür boyu mevcut olan iktidar kadroları öbür tarafa gidene kadar iktidarda kalsınlar. Nerede kaldı demokrasi? Siz kendinize bunu reva görüyorsanız evet, kalsın abi, sıkıntı yok benim için. Benim için, ben tekil olarak konuşursam yanlış konuşurum ama millet olarak, ama bu sıkıntılar geçecek. Tamam mı? Bu ülkeden başka... Allah var. Ben 16 senede AK Partiliyim. Oyumu giremen AK Parti'ye veriydim. Ama gerçekte abi geçim zor olmuş. Peki. Bak. Var bir dinle. Vermiyor mu bak bana bunu söyle. Peki ülken çok varlıklı, elektriği dışarıdan al bak bak. Doğalgazın dışarıda. Abi bir dakika sen. Çalışmadığım halde bana 1 milyar doğalgaz gelmiş. Ev kirasını ben bir aydır ödeyememişim. Kiramı bile ödeyememişim. Bak, tamam. Allah için konuşsak. Hani Allah bu ay bak 2 aydır. 3 aydır Türkiye baya sıkıntıdadır. Ya vallahi 3 aydır sıkıntıda kardeşim. 20 senedir sıkıntı ama. Bu adam bu aldığında günlük gülistanlı mı her şey? Adam almadan önce 50 tane banka 50 milyar dolar kendisini soydu. Dünyanın borcundan aldı. Bunu ya yapılan yollar neyle yapıldı? Şimdi ekonomiydik aldığında şimdi 21'e düştük. İnsan bu konuda 20 yıl kardeşim 20 yıl insan var. 20 yıldır rahattın, şimdi ne oldu da rahatsız oluyorsun? Şurada 4 aydır 5 aydır rahatsızsın. 2018'den beri millet 3 bu sisteme geçti. Tek adam sisteme geçti beri böyle. 2002'den beri yönetiyor. O zaman rahatken rahatsın. Hani gelirin arttı mı? 10 bin dolardan 7500 dolara düşün. 20 bin dolara çıkaracaktı. Ne oldu? 1500 dolardan aldı. O seviyelere getirdi. Bak işte. Sorsun buradakiler. O zaman 2500 dolardı senin şeyin geliri. Şimdi onlara çıkarttı. 7'ye düştü olacak. Ekonomide 21'e düştük. Biz birkaç sene sonra dünya bizden bahsedecek. Dünya bizden bahsedecek. Neyimizden bahsedecek gülün, abi? Görürsün. Neyimizden bahsedecek abi? Onu da söyleyeyim, merakımızı giderelim. Kardeşim. Bak, çok merak ettim. Altyapım bir kere bitti. Yapacağın harcayacağın bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bunların dönüşümü sana olacak. Bugün için düşünürsün. Doğalgazını yapmışsın. Arabanı üretmişsin. Bu elektriğini işte yıllardır hep elektriğe... Zaten yıllardır hep bunun şikayetini yapıyoruz. 1960'larda da böyle araba yapıldı, benzin bitti diye rest çektiler. O günden beri bir şey üretemiyoruz. Gelecek sene 2023'te abi şimdi, banttan bak, inecek. Sabırlı ol. 2008'de yerli uçağımız göklerdeydi. Bu hangi gökte, bize bir göster de oraya bakalım abi. İşte günübirlik düşünürsen göremezsin. Günübirlik düşünürsen bulamazsın. Ama 2008'de bulamazsın. Yerli uçağımız göklerdeydi abi. Bak istiyorum, lafa karıştım. Hangi gökdelen değil, bütün Adref gökdelen. Ne konuşuyorsun? Gökdelen demedik ya. Delikanlıysan onları dolaşacaksın. Niye yaptığını diyeceksin. Dur. Diyeceksin ki. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Ülkem tamam mı? Çok zor durumlardan geçti. Zor duruma da girdi. Zor duruma girdiğinde de yanındayım. İyi olduğu zaman da yanındayım. Ben zor duruma girmiyorum. İktidar zor durum. Öyle günübirlik düşünmüyorum ben. Bir aylık, beş aylık, bir senelik düşünmüyorum ben. Tamam mı? Bu projelerin devam edebilmesi için, bu iktidarın devam etmesi gerekiyor, o sonuçlansın diye. Tamam mı? Bak Ankara'yı görüyoruz, İstanbul'u görüyoruz. Bize vicdan sahibi olan insanlar, İstanbul'da değişen ne oldu? Ama günübirlik düşünmeyeceksin abi. Doğalgaz, elektriğe çok zam geldi. Tamam. Aşırı derece bak, suya ama çok zam abi, geldi abi. Dışarıya bağlısın abi. Bu arkadaşın dediğini anlamaya gelmiyorsun. Bu hükümetin devam etmesi lazım. 2008'de AK Parti neredeydi de sen diyorsun ki uçaklar havada olacak. AK Parti kaç senesinde geldi? 2002'de. He? 2008 kelimesi hiç ben duymadım. Bir dakika. 2008'de herkes diye 2023. 2008'de yerli uçağımız, dinliyor musun bağıracağım abi sadece? Bazı arkadaşlar sadece bağıracak mısın, dinleyecek misin? Ya, dinleyeyim seni. 2008'de yerli uçağımız göklerde diye billboardlar vardı. Ya, sen de var ya, oyunu değiştir canım, Allah Allah. Ben de başka bir şey istiyorum. Her verilen söz yerine şu geliyor mu? Şu anda yapılan İki sene önce. Seni tebrik ediyorum. Bu şekilde savunmana hayran kaldım. Hayır, ben her zaman verilen söz yerine getirilmeyebilir. Hayır, nasıl? Verilen söz hiç öyle cebinde olup da vermese, hazinede olsa vermese, ben de senden beraberim. Abi bak, bir dakika abi. Doğal gazla dışarıya bağlı mısın? Elektrikle dışarıya bağlı mısın?
benzin de dışarıya bağlıysan, orası yükseldiği zaman 40 dolardan 90 dolara çıkmış varilin petrolü. Tabii ki sana yazacak. Olur tabii. Sen çıkarmadığın süre içerisinde, üretmediğin süre içerisinde. Alacağım hiçbir şey yok abi. Ben de senden alacağım hiçbir şey yok. Tamam. Ben de geçimler nasıl abi? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Geçimler bir senedir bozuk. Ama şartlar dünya konjonktürü de bozuk. Dünyayı izlemek lazım. Tek Türkiye değil. Almanya'da da bozuk, Fransa'da da bozuk şeyler, enerji durumu. Hayat şeyi dünyada var. Türkiye'de biraz daha fazla var. Ama düzelme eğilimi var bir 3-5 aya kadar. Ne olacak da düzelecek abi? Ne olacak da düzelecek? İhracat olacak herhalde. Turist gelecek, efendime söyleyeyim. Yine dışarıdan gelen paranın eline bakacağız yani. Hayır, bakmayacağız. Eski turist gelecek mi? Eski şey değil. Eski doğalgaz bana geliyor 150 milyon, 160 milyon, gel 200 milyon, şimdi gelmiş 1 milyar. Bak çalışmadığımız aldı. Elektrik birine, elektrik geldi 100 milyon, 90 milyon, gelmiş 700 milyon. Doğru. Türkiye'nin doğalgazı yok, elektriği yok. Dışarıdan %80 dışarıdan alınıyor bunlar. Kaç yaşındasın bilmiyorum. Bunlar dışarıdan alınıyor. Sen AK Partili, bak yine o yine AK Parti. Bir dinle bak. Ben Allah için konuşuyorum. Bir dinle. Bak doğalgaz %150 zam. Bak %150 zam. Elektriğe %150 zam. Suya %150 zam. Abi dünyada yok. Vallahi dünyada yok bu. Bak ben AK Partiliydim. Vallahi bu millete haline gördüğüm zaman abi. Abi bir dinle. Ben bu milleti gördüğüm zaman hak veriyorum bazen. Şuna millet açdır. Vallahi gerçekte aç. Türkiye'de biraz daha fazla var. Adam 450 eleman çalıştırmıyor. Vallahi çalıştırmıyor. Eleman çalıştırmıyor adamı. Git adama 22 milyar elektrik. Abi bize 22 milyar elektrik gelmiş bir dükkana. Bana 600 milyon gelmiş bir elektrik o. Hemen evimde acım. O adam acıdır. Salata alamıyorsun. Hükümetin zamanında değil. Bak bundan 30 sene öncesinde Almanya'ya gittin sen çalışmak için. Doğru mu? Sen şimdi kalkıyorsun bak paşam. Şu an için kalkıyorsun. Hükümeti eleştiriyorsun. Eyvallah pahalılık var. Doğru söylüyorsun bak. Pahalılık var. Bu yalan değil. Ama sadece bu ülkede olan bir şey değil. Bu dünya genelinde var. Senin petrolün var mı? Doğalgazın var mı? Araç üretim yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Sen hep dışarıya bağımlısın. Doğru mu? Bu zamana kadar da dışarıya bağımlıydın. Ama şu an için yeni yeni Türkiye kendine geliyor. Yeni üretmeye başladı. Kusura bakmayın. Paşam bak sen ben sana saygı diyorum. Bir 20 sene daha verelim. Bir 20 sene daha verelim. Gel sen git. Sen 30 sene önce millet için, çalışmak için. Ne yaptın? Niye gittin 30 sene önce? Ne yaptı? Ulan Millet Bahçesi'nden başka ne yaptı? Ne dedin anlamıyorum ki sen bağırıyorsun. Sen kavga yapmaya çalışıyorsun. Ülke battı. Ben kavga yapmak istemiyorum. Ben sadece vatandaş soru soruyor. Cevap veriyorum. Olmaz. Haddini bileceksin, sakin olacaksın, konuşmasını bileceksin. Ülke battı. Batmadı. O zaman battı, çıkar. Battı. Çıkar. Gidin de çıkaralım. Nereye gideceğim? Vatandaş istiyor. Vatandaş bırakmıyor beni. Ülke batmadı. Bizim millet kendimiz batmış. Her şeye zamı koymuşlar zaten. Batıyorsun. Bu düşünceyle bundan öncesinde ne vardı? Bir tank mı yaptın? Bir uçak mı yaptın? Bir İHA mı yaptın? Ne yaptın bundan öncesinde? Bana söyler misin? Abi, tank vardı da, fabrikası vardı da ne oldu fabrika? Ne oldu tank fabrikası ne oldu? Ne sattın tank fabrikası? Hiç kimse fabrika falan satmadı. Siz burada taraf olmayın paşam. Doğru neyse onu söyleyeceksin. Doğru neyse onu söyleyeceksin. Kanal İstanbul'u kime sattı? Kanal İstanbul satın mı? Yapılmayan bir şey bak. Sen aynı Kılıçdaroğlu gibi iftira atıyorsun bak. Yapılmayan bir şey neyin satılmış ya? Parti'den bir şey mi var? Arka bir senin var mı menfaatin? Senin var mı menfaatin? Menfaatin mi var? Olmayan bir şey nasıl satılıyor? Gel bak seni şurada market var götüreyim oraya gel. Olmayan bir şey nasıl satıldı diyorsun sen bana söyler misin? Salatalık 35 lira sen neyi yaşıyorsun? Lahana diyorsun. Sen diyorsun ki Kanal İstanbul satıldı. Olmayan bir menfaatin mi? Hiçbir menfaatim yok. Hiçbir partiden yok. Hiçbir menfaatim yok. Ne konuşuyorsun sen ya? Kardeşim bak önce siz bir defa insanlarla konuşma usulüne dikkat edeceksin. İnsanlara karşı saygılı olursanız ondan sonra ülkenizi savunun tamam mı? Siz akıl beyin bırakmadınız. İnsanlara kafayı yedirdiniz siz ya. O zaman kafayı ne yaparsın? Sandığa gidersin kardeşim. Ben bu adamı beğenmiyorum dersin. Tabii, oyunu verirsin. Geldiniz, sandıkla gideceksiniz. Ha. Ama sen sandıkla göndermek istemiyorsun. Sandıkla göndereceğiz size. Sandıkla başka bir şekilde. Amerika'yla darbe yapmaya çalışıyorsun. Yok, öyle bir şey yok abi. Bak sen de burada taraflardan yapıyorsun. Bunu da söylüyorum. Bak, ya, aynen öyle. Sen sorduğun sorular da belli paşam. Hiç kusura bakma. Ben ne sordum sana? Hiç kusura bakma. Bak sen şu an bana iftira atıyorsun. Hiç iftira atmıyorum. Sen taraf haber yapıyorsun burada. Alakası yok.
Ben ne sordum? İnsanca burada? Konuşursa, insanca sorarsın, ben cevap veririz. Sordum, sen şimdi sordum. Kalkıyorsun, yok ülke öyle, yok böyle, sen öylesin, ben de öylesin. Ya. Sen ben, bak sen beni tanımıyorsun. Sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Tamam, tamam, teşekkür ederiz abi. 450 lira doğalgaz. Herkes görüyor, bak nefes alamıyor millet ya. Abi millet. Herkesin fikirleri ayrı. Başım, o zaman ne yapalım, bak ben size son kez bir şey söyledim. Ne yapalım, tamam, nefes alamıyor ya. Kalkalım, ayaklanalım. Ayaktan mı? Yıkalım, yıkalım buraları, dağıtalım. Ortalığı ateşe verelim. O zaman rahat nefes alırız. Öyle bir hakkın yok. Suriye mi olalım, Irak mı olalım? Suriye mi olacağız, Irak mı olacağız? Nefes almışsın. Çıkacaksın. 65 yaşındayım, hemşerim müsaade kadar olmamış, ne olacak? AK Parti var, yarın CHP gelir, öbür gün başkası gelir, he valla. Sıkıntı yok. Ama burada ülkemize sahip çıkacağız.